Saat Farkı'ndan merhabalar. Her hafta farklı ülkelerden konuklar ağırlıyoruz. Farklı perspektiflere yer vermeye çalışıyoruz. Bu hafta önemli bir konuğum var. Türkiye'nin Katar Büyükelçisi. Hemen sözü uzatmadan Doha'ya geçmek istiyorum. Doktor Mehmet Mustafa Göksu bizlerle. Kendisiyle hem sıcak gündemi konuşacağız. Biraz Türkiye ile Katar arasındaki bu özellikle Afganistan'da varılan Kabil Havalimanı'nın işletilmesi konusundaki anlaşmayı soracağız. Hem de Türkiye-Katar ilişkilerini derinlemesine konuşacağız. Büyükelçim merhabalar. Ehlen ve sehlen. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Merhabalar, merhaba. Teşekkür ediyorum Büyükelçim. Biz teşekkür ediyoruz. Böyle bir konuşma hakkı verdiğiniz için. Estağfurullah. Türkiye'deki bütün vatandaşlarımıza Katar-Türkiye ilişkilerinde son gelişmeleri yakından paylaşma imkanı verdiğiniz için biz sizlere teşekkür ediyoruz. Tabii siz eski bir Katarlı olarak herhalde bu konuda bir öncü görev almanız gerekiyordu. Bu da size düştü. Ayrıca size de teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum Büyükelçim. Evet, bilmeyenler için söylemiş olayım. 6 senemi geçirdim Katar'da gazeteci olarak. O yüzden Katar benim için böyle bir ikinci ev, ikinci ülke hakikaten. Evet. O yüzden sizinle bu yayını yapıyor olmak benim için de çok büyük bir şans. Teşekkür ediyorum Büyükelçim. Büyükelçim hemen sıcak gündemle başlamak isterim müsaadenizle. İşte oradaydı heyetler, Doha'daydı Türk heyeti. Orada Kabil Uluslararası Havalimanı'nın Afganistan'da işletilmesi konusunda Türkiye ile Katar'ın ortak işletmesi konusunda anlaşmaya varıldı. Doha'dan sonra Afganistan'a geçildi. Zannediyorum orada da Afganistan geçici hükümetiyle görüşüldü ve bir anlaşma sağlandı mı? Onun son gelişmeleri, sıcak gelişmeleri ve sürece dair detayları sizden alalım Büyükelçim. Buyurun. Evet, böylelikle ilk defa belki siz bilmiş olacaksınız. Doğru, aslında bu uzun süreçti. Gerçekten Afganistan'daki Büyükelçimiz oradaki işleri takip ediyor. Kabil taraf, Doha tarafındaki işleri biz buradan takip ediyoruz. Bu ilgili bakanlıklarımızın ortak olarak bu havaalanlarının işletmesiyle alakalı oluşturduğu bir komisyon vardı. Devlet Hava Meydanları'nın başkanlığında bir komisyon vardı. Bu komisyonda her birimden insanlar vardı. Yaklaşık 10 kişiyle buraya, Doha'ya birkaç defa geldiler. Buradaki ilgili arkadaşlarla görüştüler, tartıştılar. En son bundan 2 gün önce geldiler. Burada yine Katar tarafındaki arkadaşlarımız da, çünkü biz bu işletmeye Katar tarafıyla birlikte teklif vermek üzere anlaşmıştık. Onun için de bu sözümüze binaen Katar tarafındaki arkadaşlarımız da son durumu değerlendiler. Doha'dan Kabil'e uçmuşlardı. Dün çok yoğun 7 saatlik bir toplantı oldu orada ilgili bakanlıklarla. En sonunda ilkesel olarak şu anda bir sıkıntı yok. İnşallah heyetimiz bugün dönüyor. Şu anda havada heyetimiz. Onları biraz sonra karşılamaya gidecek arkadaşlarımız inşallah. Burada da biz Katar'daki arkadaşlarımızla hangi birimi kimin çalıştıracağı noktasında bir çalışma yapacağız. Bu çalışmaları yaptıktan sonra da Allah nasip ederse 20 gün içinde yine Afganistan tarafına bu yaptığımız sunumu arz edeceğiz. İnşallah şu anda olumsuz bir şey yok gibi gözüküyor. Ama bu işlerde tabii siz de bilirsiniz, son ana kadar her şey dikkatli olmak lazım. İşin güzel yanı şu, yani gerçekten Afganistan'da Türkiye, Afganistan'ın her metre karesinde bayrağıyla gezebilen tek ülke. Yani onun için Afganistanlı arkadaşlarımız, kardeşlerimiz de %100 bu konsorsiyumun içinde Türklerin olmasını istiyorlar, arzu ediyorlar. Bu gurur verici bir şey bizim için. Ülkemizin elhamdülillah bayrağının bu kadar her tarafta yüz aklıyla dolaştırılabilmesi ve bunun her tarafta böyle aranılan bir bayrak olması hepimiz adına gurur verici bir şey. İnşallah biz bunu yapacağımız işlerimizle, işletmelerimizle de Katarlı kardeşlerimizle birlikte en güzel bir teklif sunacağız inşallah. Biliyorsunuz Katar Airways dünyada çok sayılı firmalardan bir tanesi. Bizim Türk firmalarımız yine hakeza. İnşallah bu işi üstlenirsek en iyi şekilde altından kalkacağımıza inanıyoruz. Evet, buyurun. Kabil Havaalanı değil bu arada. Biz şu anda 5 ya da 4 havalimanı üzerinde. Evet, onu soracaktım Büyükelçim. 5 havalimanı geçiyordu çünkü özellikle. Yani sadece Kabil Uluslararası Havalimanı değil. Zannediyorum hepsiyle bir anlaşma sağlanıyor şu anda, değil mi? İlkesel olarak anlaşıldı dediğiniz bu 5 havalimanını kapsıyor. 5 değil, 4 ve 4 üzerinde konuşuluyor şu anda. Ama bunların hepsi dediğim gibi yani müzakereler sürecinde artılar eksiler olabilecek şeyler. Ama yani şunu paylaşmakta hiçbir sakıntı yok. Taliban tarafıyla Afganistan'daki şu anda
ilgililer tarafıyla konuşulduğu ilkesel olarak sıkıntı yok. Zaten bizim biliyorsunuz Türkiye'de 56 tane havalanımız var. Yurt dışında 20'den fazla havalanı işletiyoruz. Yani Türkiye öncelikle şunu seyircilerimizin bilmesini isteriz arkadaşlar. Yani biz ve Katar Afganistan'a bunu bir havalanı işletmeciliği olarak gitmiyoruz. Bu bir fedakarlık. Türkiye burada sadece Afganistan'ın stabil olabilmesi için böyle herkesin kabul edeceği bir nesne olarak fedakarlık edip gidiyor. Onun için Cumhurbaşkanımız, ilgili bakanlıklar hep bu noktada sadece biz orada Türkiye olmazsa olmaz olduğu için oradayız. Para kazanmak için gidilecek bir yer değil. İnşallah Katarlı kardeşlerimiz de biliyorsunuz bu süreçte büyük işler yaptılar havalanının çalışmasında. Bu iki emeği birleştirip güzel bir çalışma çıkarmayı düşünüyoruz inşallah. Zaten Katar'la iyi olan, güzel olan birliktelerimizi bir de böyle ortaklıkla evet. süslemiş olacağız inşallah. Evet, tam buradan da zaten o konuya geçmek istiyordum Büyükelçim. Hani Türkiye-Katar ilişkileri artık iki ülke arasındaki ilişkilerin ötesinde. Yani bunu Afganistan'da da işte şimdi konuştuk. En somut örneği olarak görüyoruz zaten. Bir artık stratejik bir ortaklık, üçüncü ülkelerde de etkisini gösteren bir ortaklık modeline dönüştü artık iki ülke arasındaki ilişkiler. Biraz buradan devam etmek isterim Büyükelçim ve şunu özellikle sormak isterim şimdi size. Türk kamuoyunda da biliyorsunuz Katar konusu çok yakinen takip edilen, zaman zaman böyle yanlış bilgilerle veya yanlış işte nasıl diyelim önyargılarla aktarılsa da çok yakın takip edilen bir ülke Katar. Şimdi son dönemde özellikle biliyorsunuz Katar'a uygulanan ambargo kalktı. Körfez'de komşuların uyguladığı kendisine yönelik ambargo kalktı. Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında yeni bir sayfa açıldı. Abu Dhabi Veliaht Prensi'nin Türkiye'ye ziyaretiyle. Şimdi dolayısıyla biraz o Türkiye ve Katar ilişkilerinin geliştiği dönem, yani Arap Baharı'ndan itibaren iki ülkenin bir araya geldiği, iki ülkeyi bu kadar yakınlaştıran diyelim şartlar biraz değişiyor. Bölgesel konjonktürde bakarsak. Bu perspektiften değerlendirirsek, şu anda bu yeni oluşan bölgesel dengeler açısından baktığınızda Türkiye-Katar ilişkilerini şu anda nasıl görüyorsunuz? Dediğim gibi bu faktörleri göz önünde bulundurarak iki ülke arasındaki ilişkilerle alakalı neler söylersiniz Büyükelçim? Şimdi bir defa ilk önce bu perspektiften bakarsak yanlış bakmış oluruz. Yani şunu Katar kendisine uygulanan blokajdan sonra Türkiye'nin ona sahip çıkmasıyla Türkiye-Katar ilişkisi başladı dersek yanlış yerden başlamış oluruz. Bu bölgede Türkiye tarihinden başlangıcından beri hep Katar'ın yanında olmuş, Katar'ı hiçbir zaman yalnız bırakmamış ve biliyorsunuz 18 Aralık Katar'ın milli günüydü. 18 Aralık 1878 Katar'ın milli günü olarak kutlanılan gün Katar'ın kurucusu Şeyh Casim bin Muhammed El Thani'nin Osmanlı tarafından kaymakam olarak atandığı gün. Yani dolayısıyla biz böyle bir geçmişe sahibiz Katar'la. Yine bizim burada geçmişte askerlerimiz olmuş. İşte 1915'te en son 80 ila 100 kişilik askerimiz buradan ayrılmış. Ve dolayısıyla bizim ilişkilerimiz başkalarının küskünlüğü ya da başkalarının problemi üzerine kurulmuş bir ilişki değil. İlk önce burayı iyi anlamamız lazım. Evet, bu blokajdan sonra Türkiye Katar'a sahip çıktı. Bir hakkın yanında olma adına hiçbir sebep gösterilmeden işte o Ramazan'da biliyorsunuz sütleri kesildi, gıdaları kesildi. Burada dünyada her tarafa sahip çıktığı gibi Türkiye Katar'a da sahip çıktı. Onların bu ihtiyaçlarını gönderdi ve ben sizin yanınızdayım, size karşı haksız hiçbir eyleme müsaade etmeyeceğim dedi. Bu Katar halkı tarafından hiç unutulmayacak bir şey olarak her zaman kendi aralarında en üst seviyede gittiğimiz yerlerde de bunu çok rahatlıkla zikrediyorlar. Türkiye'nin bu vefasını biz hiçbir zaman unutamayız ve bunu değişik platformlarda dile getirmekten çekinmiyorlar Katarlı kardeşlerimiz. Ama Katarlı kardeşlerimiz de her zaman bunun karşılığı olarak kendisine düşen şeyleri yapmaktan da geri durmuyorlar. Şimdi blokaj bitti, yeni bir sayfa açıldı. Çok güzel, zaten Türkiye bu blokajın bitmesini istiyordu. Türkiye hiçbir zaman dostluklarını başkalarının gerginlikleri üzerine kuran bir ülke değildir arkadaşlar. Türkiye büyük bir ülke, dolayısıyla herkes herkeste iyi olsun, Türkiye'nin görevi, rolü bitmez.
Türkiye'nin görevi, rolü başkalarıyla küskün olduğu zaman ortaya çıkmaz. Biz büyük ülkeyiz. İşte askeri eğitimlerimizde, ticaretimizde ve Türkiye'de olan yatırımlarla, bizim şirketlerimizin burada yaptığı altyapılarla Türkiye burada vazgeçilemeyecek bir ülke durumunda. Bir de Katar'la olan kalbi dostluk bağlarımızı katınca buna, inşallah ilelebet bu dostluk başkalarıyla barışırsa ya da kavga edilse hiçbir şeyi değiştirmeden devam edecektir. Bundan emin olun arkadaşlar. Yani şöyle bir şey yok. İşte Suudi Arabistan'la kötüydü, bugün iyi oldu. Öyleyse artık bundan sonra Türkiye'yi bırakıp oraya gidecek. Böyle bir şey yok. Suudi Arabistan'la da iyi olacak. Birleşik Arap Emirlikleri'yle de iyi olacak. Bizimle de iyi olacak. Çünkü Katar'ın zaten dış siyaseti gerçekten üzerine doktora tezi yapılması gereken bir dış siyaset. Evet. Biliyorsunuz çok küçük bir coğrafi hacmi olmasına rağmen özellikle blokajdan sonra siyasi özgür ağırlığı çok fazla olan bir ülke. Doha bugün artık ikinci bir Washington, siyasi görüşmelerin görüşüldüğü, barış uluslararası barış uzlaşmalarının uluslararası uzlaşma komitelerinin toplandığı bir ülke haline geldi. Bu Katarlı kardeşlerimizin tarihten gelen dış siyaset kültüründen de kaynaklanma. Hiçbir zaman, her zaman biz Katar'la konuşmalarımızda büyüklerimiz, cumhurbaşkanımız, bakanlarımız geldiklerinde hep şöyle söyleriz. Biz sizin büyük abiniz değiliz. Biz sizin kardeşiniziz. Biz biliriz ki iyi kötü zamanımızda siz bizim yanımızda olursunuz. Siz de biliniz ki kötü zamanımızda biz sizin yanınızda oluruz. Diğer ilişki, herkes kendi iki müstakil devlet olarak mutlaka değişik devletlerle ilişkiler olacak. Bunlardan hiçbir zaman asla rahatsız olmayız. Ve Arabistan'la olan, Birleşik Arap Emirlikleri ile olan, Mısır'la olan ilişkilerini de Türkiye her zaman desteklemiştir. Memnuniyetle karşılamıştır. Bundan da Türkiye'nin hiçbir rahatsızlığı yoktur. Katar'ın bu ilişkileri de Türkiye-Katar ilişkilerine asla bir zarar getiremeyeceğinden bütün Türkiye'deki kardeşlerimiz kesinlikle emin olsunlar. Hı hı. Büyükelçim, burada şunu da sormak isterim. Şimdi özellikle hani son dönemde, yani son 10 yılda bakarsak, daha böyle yakın tarihe odaklanırsak, hani hemen hemen her konuda dış politikada Türkiye ve Katar'ın ortak hareket ettiği, ortak bir vizyonla hareket ettiği dış politikada malumumuz zaten. Ancak hani iki ülke arasında en ihtilaflı olabilecek veya ihtilaf doğurabilecek konulardan belki de en önemlisi veya belki de tek konu, hatta bu hatta dün de zannediyorum sondaj çalışmaları başladı. Güney Kıbrıs Rum kesimindeki, bildiğiniz gibi Doğu Akdeniz'de devam eden sondaj çalışmaları, doğal gaz arama çalışmaları. Buna Türkiye'nin de tepkisi oldu. Katar petrolleriyle ABD'li ExxonMobil arasındaki biliyorsunuz ortaklıkla birlikte. Bu konu iki ülke arasında bir hani ihtilaf yaratıyor mu? Katar bu konuda Türkiye Cumhuriyeti'nin hassasiyetlerine göre hareket ediyor mu? Bu konudaki hassasiyetlerini anlıyor mu sizce? Evet, bir defa bu konuda, bu konu gündeme geldiği günden beri biz de kendi ilgili birimlerimize, kendi muhataplarımıza bu konudaki Türkiye'nin hassasiyetini çizdiğimiz 12 maddelik bir çerçeveyle ilettik. Ve biz orada Kıbrıs Türklerinin haklarını hiçbir zaman başkasıyla paylaşamayacağımızı ve bizim 5. parseldeki ihtilaflı olan noktada asla böyle bir arabaya müsaade etmeyeceğimizi, bütün bunları ve siz Katar'ın böyle ihtilaflı bir ortamda karşı tarafta görülür gibi nizanın ve hilafın bir parçası olmaması gerektiğini ilgili birimlerimize ilettik. Onların da bize söyledikleri çok açık bir şey vardı. Hatta önümüzdeki hafta Katar Enerji Bakanı'yla da benim görüşmem var, randevum var. İşleri Bakan Yardımcısına, ilgili Bakan Yardımcısına ilettik. Bize kesinlikle şuna teminat verdiler. Türkiye'yi rahatsız edecek ya da Türkiye'de yanlış anlaşılabilecek bir eyleme Türkiye asla girişmeyecektir. Onun için de olmayacaktır. Bundan bütün Türk kardeşlerimiz emin olsun diye bize bu noktada teminat verdiler. Ve biz de bu noktadaki Katar kardeşlerimizin hassasiyetlerini biliyoruz. Ve gittiğimizde, meseleyi anlatmak için gittiğimizde haritamızı gösterdik. Nerelerin bizim için kırmızı çizgi olacağını gösterdik. Kıbrıs'ın bizim için, Kuzey Kıbrıs'ın bizim için bir kara parçası olmadığını, bizim için bir kara parçasından daha büyük anlamlar ifade ettiğini, dolayısıyla bizim için hiçbir zaman müzakere konusu, işte anlaşma, masada anlaşma konusu
değil, bizim için olmazsa olmaz, ilelebet yanında olacağımız bir ülke olduğunu anlattık. Onlar bu meseleyi anlattılar ve yine önümüzdeki hafta Katar Enerji'den sorumlu, yani Exxon Mobil'le bu işi yapacak Katar Enerji'den sorumlu Akan'la da sanıyorum salı günü randevumuz var. Ona da bu meseleyi anlatacağız. Yani ben Katar'la Türkiye ilişkilerinin bu tip küçük şeylerle bozulabileceğini düşünmüyorum. Tabii biz iki ayrı devletiz. İşte zaten diplomasi burada gerekli. Biliyorsunuz bazen yani çok yakınlar arasında da niza çıkar. Önemli olan bu nizayı güzel bir şekilde idare edip. Ama bunu en hasarsız bir şekilde atlatmak. Neticede iki ayrı devletin bazen maslahatlarınız uyuşmadığı yanlar olur. Tabii buradaki Türkiye'deki vatandaşlarımızdan duygusal olarak Katar'dan arkadaşlar bir sorun var zannediyorum bağlantımızda. Evet, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mehmet Mustafa Göksu şu anda ufak bir teknik sorun oldu. Gidermeye çalışacağız en kısa zamanda. Önemli açıklamalar yaptı Sayın Büyükelçi. Özellikle Afganistan'da Kabil Uluslararası Havalimanı'nın Türkiye ile Katar ortaklığında işletilmesine dair bu konuda prensip ilkesel olarak anlaşıldığını, aynı zamanda Afganistan'da bulunan heyetin Afganistan geçici hükümetiyle görüştüğünü ve ilkesel olarak anlaştığını, detayları önümüzdeki dönemde, önümüzdeki kısa bir süre zarfında, 20 günlük bir süre zarfında havalimanının işletmesine dair detaylarında kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi. Aynı zamanda Doğu Akdeniz'de devam eden sondaj çalışmalarına dair de Katar'ın teminat verdiğini, Türkiye'nin hassasiyetlerini sonuna kadar anladığını vurguladı. Sayın Büyükelçim, hatta mısınız? Evet, evet, hattayız. Buyurun lütfen, devam edelim. Evet, söylediğim gibi Katarlı kardeşlerimiz ilgili her biriminde bu konuda bize teminat verdiler. Zaten Dışişleri Bakanımız mecliste de bundan açıkça bahsetti. Katar tarafının teminatını bakanımız da dile getirdiler. Biz de burada bu noktada bu işin takipçisiyiz. Bu konuda herhangi bir sıkıntı çıkacağını sanmıyorum. Yani o konuda emin olalım inşallah. Anlıyorum. Büyükelçim, şimdi buradan biraz ekonomi, yatırımlar konusuna da gelmek istiyorum. Şimdi ben özellikle hani Körfez'i, Katar'ı çok uzun yıllardır sistematik bir şekilde takip eden bir gazeteci olarak Türkiye'de Katar'la alakalı şöyle bir genelde hassasiyet oluyor. Hani Katar'ın tüm dünyada yatırımları, hatta çok daha yüklü miktarda açıkçası yatırımları olmasına rağmen hani Türkiye'deki yatırımları tırnak içerisinde söyleyeceğim. İşte Katar Türkiye'yi satın alıyor veya Türkiye işte her yer Türkiye'deki her hemen hemen şirket Katar'a satılıyor gibi bir algı oluşuyor. Şimdi bu en son Aselsan ile ilgili bazı iddialar da gündeme geldi biliyorsunuz. Onunla alakalı da sizin de gerçi zaten yalanlama geldi ama sizden de bir yine bilgi almak isteriz o konuyla alakalı. Katar'ın bu Türkiye'deki yatırımları son dönemde özellikle yaptığı, şu anda yapmayı düşündüğü, bu mevcut ekonomik konjonktürde de aynı zamanda yapmayı düşündüğü yatırımlara dair Katar'ın diğer ülkelerdeki, dünya ülkelerindeki yatırımlarını da göz önüne alarak Türkiye'deki yatırımlarına dair neler söylersiniz? Şimdi bir defa ben yatırımdan geliyorum, yatırım ofisinden geliyorum. O benim ince damarım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bir ülkede ne kadar çok yabancı yatırımcı varsa o ülkenin o kadar sahibi var. Bana göre Türkiye, Körfez'deki insanlara mütekabiliyet esasından ayrı olarak, istisna olarak ev sahibi olma hakkı verdiğinde çok stratejik bir karar verdi. Çünkü Türkiye'de evi olan herkes, artık herkesin Türkiye bir ülkesi oldu. Dolayısıyla Türkiye'de olan iyilikler onları sevindiriyor, kötülükler onları üzüyor. Dolayısıyla ilk önce yatırımlara efendim memleketimiz satılıyor diye bakmanın doğru olmadığını burada belirtmek isterim. Buna Katar nezdinde gelince, şimdi Katar bunlara çok alışık. İşte Mısır'da yatırımlar yaptıklarında da aynısı, orada da aynı sesler çıkmış kendileriyle konuştuğumuzda. Bir tek Avrupa, işte İngiltere'de biliyorsunuz bir sürü alışveriş merkezleri var. İşte Fransa'da da futbol takımları var. Katar Investment Authority dedikleri varlık fonu var. Bunların dünyada 400 milyar dolar yatırımları var. Dünyanın en büyük şirketlerinde yatırımları var. Ve genelde bunlar hazır olan şirketleri alırlar, bunları büyütüp öyle devam ederler. Şimdi onun için Katar'ın Türkiye'deki yatırımlarında da keşke Aselsan dediniz. Aselsan aslında hiç öyle bir şey gündemde yok. O nereden çıktı onu bilmiyorum ama
Keşke her alanda yatırımları olsa. Bu güzel bir şey yani. Eğer siz savunma sanayini birlikte üretebiliyorsanız, birlikte bunu dünyaya, pazara açabiliyorsanız, işte BMC'yi aldılar. Şimdi inşallah BMC büyüyor. Dedik ki inşallah çok yakın zamanda üçüncü ülkelere çok büyük ihracatlarını duyacaksınız. Dolayısıyla Katar'ın Türkiye'deki yatırımı Merkez Bankası nezdinde 33 milyar dolar gibi gözüküyor. Ve Türkiye'de Katarların kurdukları şirket sayısı şu anda 183 şirketleri var gözüküyor. Hı hı. Ama buna karşın Katar'da Türklerin kurduğu şirket sayısı kaç biliyor musunuz? 711. Yani Türkiye'de Katar'da Türkler şu anda 711 tane şirketle aktivite, ticari faaliyet gösteriyorlar. Yine bütün altyapı faaliyetlerine baktığımızda yaklaşık 18 milyar dolarlık bir altyapı işi yaptı Türkiye burada. Ve her yola gittiğinizde gururla işte burayı Türkler yaptı, yapan şirketlerin isimlerini söyleyerek hepimizin gururlandıran ifadeler duyuyoruz. Dolayısıyla ben bunların sadece iç siyasette bir malzeme olarak kullanıldığını, aslında söyleyenlerin bile bu işe çok fazla inanmadığını, sonra Katar öyle bir ülke ki yani her ülkeyle ilişkilerini kim gelirse gelsin devam ettiren bir ülke. Yani hangi devletin başına kim gelirse gelsin mutlaka iyiliğini isteyip ülkesine yatırım isteyecektir. Dolayısıyla Katar'ın da böyle bir kabiliyeti var dış dünyaya yatırım noktasında. Bana göre böyle çok basit önyargılarla bu gelen yatırımların önünü kesmenin doğru olmadığına inanıyorum. Çünkü her gelen yatırım memleketimizdeki insanımıza iş, aynı zamanda hazinemize vergi ve ondan da öte bir adam getirip parasını size koyuyorsa artık sizin iyi gününüzde, kötü gününüzde, kara gününüzde ortak oluyor yani. Bu çok güzel bir şey. Dolayısıyla Türkiye büyük ülke. Türkiye hiçbir zaman hiçbir yere satılmaz. Bu çok küçük söylemler. Bunlarla Türkiye'nin kaybedecek vakti olmamalı. Dışarıdan gelen yatırım, ülkeye gelen iyi niyetli yatırım, ülkeye kazandıracak yatırımın her türlü önü açılmalı. Aselsan'la alakalı açıkçası şu anda bize ulaşan bir şey yok. Ben de medyada okudum. Hı hı. Kesinlikle öyle bir şey benim bildiğim yok en azından. Kendilerine yalanladılar zaten. Büyük evet zaten yani ben olsaydı da bilirdik yani. Biz onu da söylerdik yani. Hı hı. Söyleyeyim. Keşke olsa derim ben şahsen. Yani Aselsan çok büyük bir şirket. İmkanlarını ne kadar genişletirseniz dünyaya o kadar çok açılır, o kadar çok satar. Neticede Katar'ın da maddi imkanlarıyla belki yeni bir kapı açılabilir ama Aselsan'la alakalı kesinlikle şu anda Büyükelçiliğimizin duyduğu, benim şahsen duyduğum hiçbir şey yok. Ama diğer yatırımlarda da biz özellikle teşvik ediyoruz. İyi hikayeler bırakmaya çalışıyoruz yatırımlarda. Katarlı kardeşlerimizin kazanacakları, win-win, her iki tarafın kazanacağı projeleri sokmaya çalışıyoruz Katarlı kardeşlerimizi. Dolayısıyla hatta uzun kalsınlar. Çünkü şunu özellikle vurgulamak isterim Feyza Hanım. Bakın bu coğrafyadan Türkiye'ye yatırım yapmaya gelen insanlar yalnız mallarıyla gelmiyorlar. Aynı zamanda kalpleriyle geliyorlar. İnanın bizim burada Yunus Emre Kültür Merkezimiz var. 1200 insana Türkçe öğretiyoruz. Bunların çoğu Katarlı hanımlar, kızlar. Artık kimin evine gittiyse Katarlı kızların hep Türkçe konuştuklarını filmlerden görüyoruz. Ve bizim işte artistlerimizin ismini, dizilerimizin ismini bizden daha iyi biliyorlar. Çünkü İstanbul'daki benim bilmediğim lokantalara gidiyorlar, onu anlatıyorlar. Yani bu kadar iç içe girmiş bir milleti böyle basit söylemlerle korkutmaya gerek yok. Türkiye büyük ülke, Türkiye herhalde kendisini koruyacak sistemli, kurumsal bir ülke. Böyle küçük şeylerle bu yatırımların önünü kesmenin Türkiye'nin menfaatine olmadığını düşünüyorum. Evet. Katarlılar da profesyonel yatırımcı. Öyle bir şeyi 10 defa incelemeden almazlar. Hıkkı değişik kurumlardan, değişik kriterlerden geçirmeden yatırım yapmazlar. Biz de bu yatırımların, Türkiye'deki Katarlıların Türkiye'deki yatırımlarının, ayrıca bizim buradaki şirketlerimizin daha çok büyümesi, gelişmesi için bu gayreti gösteriyoruz ve bunu göstermeye de devam edeceğiz inşallah. Evet, Büyükelçim, konuşacak konumuz çok aslında ama maalesef süremizin sonuna doğru gelmiş, yani sonuna gelmişiz aslında. Dünya Kupası'na çok fazla yer kalmadı ama şimdi artık önümüz 2022 Dünya Kupası yılına giriş yaptık resmi olarak. Herhalde evet. Sizin için yoğun bir yıl olacak diye düşünüyorum. Orada da aynı zamanda Türkiye'nin de güvenlik noktasında alacağı üstleneceği bir rol var. Çok kısa Dünya Kupası ile ilgili de birkaç cümlenizi alıp tamamlayalım.
Evet, Dünya Kupası ile alakalı bir defa biz altyapıda büyük işler yaptık. Çok şükür şirketlerimiz stadyumlar yaptılar, yollar yaptılar, işte oteller yaptılar. Otellerin içlerini dizayn ettiler. Elhamdülillah nereye gittiyseniz bir kültürü görüyorsunuz. Şimdi güvenlik noktasında da inşallah bir 3200 gibi bir polisle inşallah Katar'daki statların güvenliğine yardımcı olacağız. Bu sayı artabilir. Buna daha değişik kurumlarımız katılabilir. İnşallah biz buna gençlerimizi katmak istiyoruz. Dünya Kupası'nda gelsinler, burada gönüllü olarak çalışsınlar. Uluslararası organizasyonda bir görev alsınlar istiyoruz. Değişik insan kaynaklarında Dünya Kupası'nın burada başarılı olması için bu çok önemli. İlk defa bir İslam ülkesinde, ilk defa bir Arap ülkesinde Dünya Kupası oluyor. Bunun başarılı olması hepimizin gururu olacak inşallah. Katar gibi yakın bir ülkede de bunun oluşu ve bunun başarılı olması hepimizin gururu olacak. Cumhurbaşkanımızın, bakanımızın da bu noktada talimatı var. Bizim büyükelçilik olarak onların eksik olduğu, bizim katkıda bulunacağımız her şeyde güvenlik dahil, her şeyde yardımcı olacağız inşallah. Hatta geçenlerde İçişleri Bakanımız geldiğinde Dünya Kupası için bir terim kullandı. Kardeşinin düğününü bekleyen birisi gibi heyecanlıyız dedi. Biz de aynı şekilde bu kupanın da Dünya Kupası'nda Katar'ın başarılı olması için güvenlik dahil her şeyde katkıda bulunuyoruz. Bulunmaya devam edeceğiz inşallah. Evet, biz de burada heyecanlıyız Büyükelçim. Ben de Allah nasip ederse Dünya Kupası'nda Katar'da olacağım inşallah. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Teşekkür ederim. Evet Büyükelçim, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Doha'ya çok selamlar. Evet. Sağ olun, sağ olun. Allah'a emanet olun. Türkiye'ye selamlar. Teşekkür ediyoruz Büyükelçim. Evet, Türkiye'nin Katar Büyükelçisi Doktor Mehmet Mustafa Göksu'yu ağırladık. Bu hafta Türkiye-Katar ilişkilerini konuştuk, Dünya Kupası'nı konuştuk, Afganistan'daki Kabil Uluslararası Havalimanı'nın işletilmesi konusunu konuştuk. Pek çok konuyu konuştuk. Vaktimiz yettiğince önümüzdeki hafta farklı bir konukla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.